Hepinize merhabalar, selamlar arkadaşlar. Bugün yine bir meslek videosuyla karşınızdayım. Peki bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz anestezi teknikerliği. Özellikle ön lisans bölümlerinde en çok tercih edilen bölümlerden bir tanesi. Peki anestezi teknikerleri ne yapıyor? Nereden mezun olması gerekiyor? Kendileri nasıl bir çalışma ortamında olması gerekiyor veya nasıl çalışma için iş bulabilir? Bunlar hakkında konuşacağız. Peki anestezi teknikeri ne yapar? Ağrı duyusunun çeşitli ilaçlar ve tıbbi gazlar kullanarak ortadan kaldırması işlemi olan anestezi uygulamasını uzman doktorun sorumluluğunda ve yönlendirmesi doğrultusunda güvenli bir şekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması için gerekli olanı yapar. Yani bizim ameliyata girdiğimiz zaman bir anestezi doktoru eşliğinde anestezi teknikerlerimiz bizi ağrıdan uzaklaştırarak uyutma işlemini yapıyor. Ameliyat olacak hastanın genel sağlık durumunu incelemek. Bütün ameliyat boyunca bizi inceleyen, anestezi açısından ameliyata hazır hale getiren, yani anestezi öncesi bizi aslında uyutan kişiler kendileri. Hastanın ameliyat boyunca hayati bulgularını tespit etmek anestezi teknikerinin görevi arasındadır. Aslında hastaya olan hakimiyet, hastayı hazırlamak ve sonlandırma işlerinde kendileri de görevliler. Peki nasıl olunur? Anestezi teknikeri olabilmek için meslek yüksekokulların anestezi programı okuyarak ön lisans, yani 2 yıllık bir eğitim seviyesinde eğitim görmeniz gerekli. Anestezi teknikeri devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde çalışabilir. Devlet hastanesinde çalışabilmeleri için KPSS'de tercih yapan adayların puanlarına göre değilse de yaklaşık 80 ve üzeri bir puan almaları gerekmekte. Maalesef KPSS'de çok fazla kadro bekleyen anestezi uzmanlarımız var. Çünkü ameliyathaneler kısıtlı. Yani hemşireler gibi işte servislerde çalışabilen, polikliniklerde çalışabilen bir meslek değil. Yani anestezi zaten ameliyat için. Sürekli zaten ameliyattan bahsediyoruz. Ameliyathaneden bahsediyoruz. Bu yüzden anestezistler diyeyim. Oralarda çalışma olanakları kısıtlı olduğu için ve mezun olma sayısı fazla olduğu için iş olanağı bence benim açımdan düşük. KPSS'den de çok olan puanlar almak gerek ve KPSS'de biliyorsunuz tarih var, coğrafya var, yani göste sorulmayan konular. Eğer lisede de tarih, coğrafya gibi temel eğitimler almadıysanız KPSS'de çok zorluk çekersiniz. Yani ekstra Türk öğrencilerine göre ekstra bir performans harcamanız gerekiyor. Tekrar konuya dönecek olursak, özel hastanelerde ise kuruma has bir uygulama olmadığı sürece herhangi bir sınava girmeye gerek kalmadan eğer iş bulabilirseniz şanslısınız. İşinize kesinlikle devam edin. Peki anestezistler nerede çalışır? Anestezi teknikerleri kamu ve özel hastanelerin ameliyathanesinde çalışırlar ve yoğun bakım ünitelerinde görev yaparlar. Çalışma ortamları hijyenik, kapalı, iyi aydınlatılmış. Çalışırken özellikle anestezi uzmanı cerrah ve tümör ameliyathane ekibi ile iletişim halinde olmak durumundadır. Aslında sağlıkta, sağlık bölümlerinde hemşireler için de olsun, doktorlar için de olsun, ki doktorlar ne kadar egoistlerse de bunun çünkü örneklerini her gün haberlerde görüyoruz. Hepsi aslında bir ekip içerisinde çalışırlarsa çok daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor. Bunu biz görüyoruz. Aldığım duyumlara göre normalde servisten ve poliklinikten farklı olarak yoğun bakım ve ameliyathanede çok farklı bir aslında deneyim var. Çok farklı bir dünya var. Çünkü orada çok soğuk bir ortam, hani burada dedikleri gibi hijyenik bir ortam. Bu sadece sizin gördüğünüz annenizin evde temizlediği bir ortam değil. Gerçekten steril ortamlar oluyor. Her şeyin bir kuralı, bir nizamı var. Bu yüzden kurallı, nizamlı, sorumluluk sahibi ve iletişime açık ve en önemlisi bence utangaç olmayan,
Gerçekten girişimci olan, o an çözüm odaklı olan, ne yapacağını, hızlı hareket edeceğini, hızlı düşüneceğini bilmesi gerek bu kişinin. Sonuçta orada bir insan canı var ve bu oyun değil, şaka da değil. Bu şakaya gelmeyecek bir meslek. Bu yüzden bunun bilincinde olmak önemli. Burada bir hastayı uyutan bir hemşire nereden çıktı o zaman? Bir anestezi teknikeri arkadaşımız. Peki kim yapabilir? Özellikle biyoloji olmak üzere fen bilimlerine ilgisi olan, yani sizin sağlık alanlarına, anatomiye, fen bilgilerine, hani insan üzerine sağlık açısından olan derslere yatkın olmanız gerekiyor. Fen bilimlerine ilgisi olan, sorumluluk duygusu gelişmiş, dikkatli, tedbirli ve hijyenik olmaya özen gösteren, hızlı karar verebilme becerisine sahip olan, başkalarıyla iyi iletişim kurabilen kişiler olabilir. Peki bu mesleğin geleceği ne? Şimdi az önce şanstan konuştuk. Yani nasıl bir iş bulabilme durumunuz olabilir, onu konuştuk. Peki geleceği ne? Son 10 yılda hastane sayısında toplamda %26 artış yaşanmıştır diyor. Yani hastane sayısı arttığı için anestezi işe alma oranının da arttığını söylüyor. Bu artışla birlikte ameliyathanede büyük sorumluluklar üstlenen anestezi teknikleri aranan personeller haline gelmişler. Pek çok özel hastane uygulamaya hakim, hasta memnuniyetine önem veren anestezi teknikerine ihtiyaç duymaktadır. Yapılan araştırmalar gelecek 10 yılda bu ihtiyacın artarak devam edeceğini göstermektedir. Şimdi sağlık personeline benim anlatacaklarım bu arada burada bitti. Bunu da söylemiş olayım. Kontenjanlardan birazcık bahsedeyim ve son olarak söyleyeceğim birkaç bir şey daha var. Kontenjanlar genel olarak anestezide 5-6 kişilik kontenjanlar oluyor. Puanı genellikle 60 küsürlerden de alınabiliyor ama tabii bu ekler de veya asillerle değişebilir. Tabii sizin seçiminize de bağlı. Ama bu kontenjanlar bu şekilde. Ön lisans programı şeklinde geçiyor. 2 yıllık bir bölüm. Oradan da görebilirsiniz. Çoğunlukla üniversitede eğitim dili Türkçe ve hazırlık sınıfı olmuyor. Direkt başladığınız gibi 2 yıl içerisinde bitirebiliyorsunuz. Ve işiniz yaver giderse, hızlıca da iş bulursanız çok güzel oluyor gerçekten. Yani direkt böyle yolunuz açık oluyor. Umarım ki bu meslek grubu için de iyi şeyler olur, iyi güzel şeyler olur. Özellikle ben çok görüyorum hani kadro isteniyor diye. Ya doğrusu iş konusunda uzmanları demişim, anestezi teknikerleri biraz sıkıntı yaşıyorlar. Yani siz mezun olduğunuz zaman siz de sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunun bilincinde olun. Hocam önerir misiniz bu mesleği derseniz, ben sağlık alanlarına aşık bir insanım. Gerçekten bu mesleğin çok kutsal olduğunu düşündüğüm için okunabilir bir meslek ama ön lisans mesleği olduğu için birazcık bence arka planda görülüyor. Hastane ortamında da öyle. Ve KPSS puanları çok yüksek oynadığı için alımda da, yani özellikle yabancı öğrenci alımları özel devletlerde nasıl oluyor onu bilmiyorum. Onu kendinizin araştırmanızı rica ediyorum. Özel hastaneler ve devlet hastanelerinde çalışabiliyor musunuz? Onları lütfen kendiniz araştırın. Şu an ben birazcık karışık olduğu için o durumlar. Çünkü Türkiye vatandaşı olup yurt dışında okuyan arkadaşlar da var. Onlar direkt KPSS'ye girebiliyorlar mesela. O yüzden diyorum, kendiniz araştırın. Türkiye'de çalışabilme imkanınız nedir? Belki yabancı diliniz olduğu için zaten her zaman artı birdesiniz. Özellikle özel hastanelerde yurt dışından gelen hastalar olduğu için orada karşılamalar falan önemli olabiliyor. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Anestezi teknikeri okumak isteyenler veya okuyanlar veya anestezi teknikeri olmuş ama yine de bu videoyu bir izleyeyim diyenler varsa hepinize çok çok selam olsun. Hepiniz anestezi teknikeri ve sağlık camiasına hoş geldiniz diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.